Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayram. Hepinizin bayramı tekrardan kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah iyisinizdir, keyfini çıkarıyorsunuzdur. Arkadaşlar durmak yok. Çekimlere devam. Ben bayram olduğu halde çalışıyorum, e, işim var. izin almadım, alamadım. Çok yoğun işlerimiz var. Hatta Ağustos'ta bir daha Türkiye'ye gitmek istedim. Arabayla e, iş yerinden izin istedim. Maalesef alamadım. E, dediğim gibi işler çok yoğun. Galiba e, Eylül ayında Türkiye'ye gideceğiz. Planlar öyle gözüküyor. Ama biliyorsunuz bu Covid-19 daha başımıza neler getirecek onları da bilmediğimiz için Daha ne uçak bileti aldım ne karar verdim Arabayla mı gideyim uçakla mı gideyim nereye nasıl gideyim Onu da bilmiyorum ee, Antalya'ya gitmezsek gidemezsek herhalde köyüme bir daha gideceğim Annemi babamı göreceğim ellerini öpeceğim Planlar böyle ee, Bakalım Neler gelecek göreceğiz arkadaşlar e, anladınız konumuz Sıla yolu yoğun yoğun Türkiye'ye gittiniz gidiyorsunuz bu hafta sonu da gideceksiniz devamlı tekrar 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 videolarda sizlere neler ihtiyaçlar var bunları devamlı anlattım söyledim aktardım yayınladım e, umarım sıkıntısız izine gittiniz. Hatta haber aldım. Kapıkule'de büyük heyecan var, neşe var, sevinç var. Neden Kapıkule'de eskisi gibi arkadaşlar beklenmiyor? Yani gerçekten devletimize çalışan memurlara buradan İsviçre'den büyük bravo diyorum ve teşekkür ediyorum. Hazırlıklıydılar biliyoruz. Ee, şimdi bu Covid 19 yüzünden daha da çok belgeler kontrol edilmesi lazım. Daha da fazla zaman alıyor. Onun için biz de gurbetçiler hazırlıklı gidersek bütün belgeler doğru olursa daha da hızlı geçer vatanımıza ulaşırız. Kapıkule ile öbür gümrükleri şimdi karşılaştırırsak gurbetçilerimiz gidenler geçen iki hafta içerisinde ve bunu da söylüyorlar öbür kapılarda daha da fazla beklemişler. Size buradan bir haber okumak istiyorum. Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü. Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin gelişleri devam ediyor. Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin gelişleri devam ediyor. İzinlerini Kurban Bayramı ile birleştiren gurbetçiler dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı olan Kabukule sınır kapısından sıra beklemeden rahatlıkla geçiş yapıyor. Covid-19 salgın nedeniyle geçen yıl memleketlerine gelemeyen gurbetçiler bu yıl salgın seyrinin hafiflemesi ve alınan tedbirlerle birlikte yola çıkmanın mutluluğunu, mutluluğunu yaşıyor. Son yıllarda Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin kente uğrayıp alışveriş yaptığını ve tarihi noktaları ziyaret ettiğini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt, bu durumun kentteki esnaflara ve ekonomiye olumlu yansıdığını aktardı. Gurbetçilerin ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin kent ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını belirten Zıpkın Kurt, Edirne'de hizmet sektörü gelişmiş durumda, kafeler, restoranlar ve oteller gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını yapıyor. Gelen gurbetçiler hem Edirne'nin değişik lezzet, lezzetlerini tadarak hem de alışveriş yaparak kentte katkı sağlamış oluyor. Bu da şehri esnafının yüzünü güldürüyor. Esnaflarımızdan bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz de iyi ağırlandığı için tekrardan gelip arkadaşlarına da getiriyorlar şeklinde açıklamada bulundu. Kapıkule'den 5 dakikada geçiş yaptık. Dün sabah erken saatte Fransa'dan yola çıkan güzel bir yolcunun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen gurbetçi, diğer ülke gümrüklerinde bazı sorunlar yaşadıklarını fakat Kapıkule'de hiç sıra beklemeden 5 dakikada geçiş yaptığını aktardı. Bu yıl çok daha hızlı geçiş yaptık rahat bir yolculuğun ardından ana vatana ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen gurbetçi, gayet güzeldi, vatanımıza geldik, mutluyuz, iki yıldır herkes bu günleri bekliyor, vatan hasretini çekiyor, güzel bir tatil geçirmek istiyoruz, önceki yıllarda birikmeler oluyordu, ancak bu yıl çok daha hızlı geçiş yaptık, çok teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Kapı Kule'miz çok aktif çalışıyor. Yolculuğun güzel ve bir o kadar da yorucu geçtiğini söyleyen gurbetçi, Fransa'dan yola çıktık, Kapıkule'mizde çok aktif çalışıyor, memnunuz. Önceki yıllara göre daha da hızlandırılmış, sıra beklemeden geçiş yaptık dedi. Güzel bir yolculuk geçirdiklerini belirten gurbetçi, önceden çok sıra bekliyorduk, uzun kuyruklar oluyordu, rezillik çekiyorduk. Kapıkule'den bu yıl çok farklı ve rahat bir geçiş yaptık diye konuştu. Geçmiş yıllara göre daha da çabuk geçtik. Kapıkule'de işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını söyleyen gurbetçi, "Avusturya'dan yola çıktık, memleketimize gidiyoruz. Kapıkule'ye ulaştığımızda kısa sürede geçiş yaptık, çok mutlu olduk. 9 yıl önce gelmiştim, kuyruklar oluştuğu için otomobille geliyordum ama şimdi gayet güzel olmuş, geçmiş yıllara göre daha çabuk geçtik şeklinde konuştu. Fransa'dan gelen Oktay Altın Işık Gurbetçimiz Kapıkule'den çok kısa bir sürede geçtiğini ve diğer sınır kapılarında bazı sorunların yaşadığını aktardı. Almanya'dan Muğla'ya giden gurbetçi COVID-19 salgın nedeniyle PCR testi kontrolü yaptılar. Anavatan özlemimiz sona erdi. Çok mutluyuz. Yurda girişte hiçbir soruna karşılaşmadık ve sıra beklemeden geçtik dedi. Arkadaşlar görüyorsunuz e, tabii ki Türkiye'mizde bu konuda çok ilerleme yaptı. Sınır kapısı, e, gişeler, girdiğimiz gişeler çoğaldı. 14 mi 15 mi gişe oldu. E, şimdi karşılaştırırsak Bulgaristan'dan. Bulgaristan'da 4-5 tane e, konvoy oluyor. Ondan sonra e, Kapıkule'ye geldik mi 14-15 tane oluyor. Onun için daha da rahat geçebiliyoruz. Tabii ki bu sene e, sıkıntı şu... Covid-19 yüzünden yok test belgesi bakmaları lazım, yok aşı belgesi bakmaları lazım. Ama tabii ki bu ee, hazırlıklar Kapıkule'de olduğu için bu e, memur beyler de bunu biliyordu. Ona göre hazırlanmışlar. Yani gerçekten İsviçre'den büyük bravo diyorum kendilerine. Helal olsun. Yani süper süper çalışmaları biliyorsunuz. E, kısa bir zaman içerisinde, bir hafta zaman içerisinde e, Avrupa'dan 500 bine yakın araba Kapıkule'den geçiş yaptı. Arkadaşlar öbür videolarımda da tekrar tekrar söyledim. Bu hafta sonu, gelecek hafta sonu da yoğun yoğun gideceksiniz. Onun için elinizden geldiği kadar öbür kapı öbür kapılara da yansayın O öbür taraflara da gitmeye bakın. Hepiniz kapı kuleye hücum etmeyin. Yani mümkün olduğu kadar konvoyları kendimizde kısaltmaya bakalım. Sorulardan ne gelmişti? Yunanistan ne istiyor abi? Yunanistan test istiyor. Yunanistan'da form doldurmanız lazım. Dikkat edilecek konu Slovenya. Slovenya'da test olması lazım. Türk pasaportunuz var ise 3 aylık süresi olması lazım. Fransa İngiltere konusunu biliyorsunuz özel bir video yaptım. Fransa'dan İngiltere'ye döndüğünüzde mecburen karantinaya giriyorsunuz. Bundan haberiniz olsun. Türkiye'ye girişlerde tekrar söylüyorum. Giriş formünü doldurmanız lazım. Gelecek ayın sonuna kadar serbestti. Şimdi Temmuz ayından sonra mecbur oldu bu. Türkiye'ye girişte formu doldurmanız lazım. Arkadaşlar ondan sonra Türkiye'ye girdikten sonra bakın bir arkadaşım yorum yazdı. Orada kendi akrabaları polismiş Edirne'de. Büyük zorluklar yaşıyorlarmış. Neden vatandaşlarımız Edirne'ye yani gümrükten vatana girdikten sonra sağda solda park ediyorlarmış. HGS parasını ödemek için filan fincan. Bu yüzden de yani akla alınmadık kazalar oluyormuş o onun arabasına çarpıyor geri geri gelirken o onun arabasına çarpıyor böyle yani olmayacak kazalar oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gidin kendi Köyünüzde kendi kaldığınız yerde postaneden de bunu yükleyebilirsiniz. İki hafta vaktiniz var. İki hafta sonra yüklemediyseniz o zaman para cizası geliyor. Ama yani mecbur değilsiniz hemen oraya girip de hemen orada HGS e, veyahut da öbür e, paraları e, e, yol paralarını köprü paralarını e, yüklemeye Araba plakası üzerine bu iki hafta vaktiniz var iki hafta içerisinde bunu Türkiye'nin herhangi bir postanesinden yapabilirsiniz hatta ve hatta e, benzin istasyonlarında da yükleniyor ben geçen sefer gittiğimde e, Shell istasyonuydu girdim dedim böyle böyle ben yüklemek istiyorum sistemden baktı abi dedi şu kadar kalmış tamam dedim şu kadar daha yükle bana Türkiye'ye İsviçre'ye gidene kadar yeter bu ve o orada e, Shell benzin istasyonunda yüklenmişti ve kocaman kocaman tabeleler var yazıyor yani HGS yükleniyor diye yazıyor hiç 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 yani şeyi yapmanıza stres yapmanıza gerek yok vatan'a girdiniz ilk önce bir vatanın zevkini çıkarın ondan sonra HGS'i düşünürsünüz çünkü Türkiye'nin her yerinde yükleniyor bu bu bir sıkıntı değil ve e, polis kardeşimizin de söylediği çok doğru orada yoğun yoğun arabalar park edince tabi yorgunluk da var geri gelirken filan o ona çarpıyor ona çarpıyor zevksiz şeyler oluyor arkadaşlar yola çıkmadan evvel bir daha söylüyorum e, kontrol edin pasaportunuzu ehliyetinizi araba ruhsatınızı şimdi bazı soruyu abi araba ruhsatı benim üzerime sigortam hanımın üzerine o fark etmez ee, gidebilirsin. Araba ruhsatı mühim. O senin üzerine olması lazım. Bugün birisi yazdı abi diyor dedi e, araba ruhsatında Ahmet yazıyor, pasaportumda Ahmet C Heylan yazıyor. Kardeşim o kadar ben me gümrük memuru değilim. Sana söyleyemeyeceğim. Herhalde olur, gidebilirsin. Ee, daha ne sorular geliyor. Belgelerinize dikkat edin araba ruhsatı araba ruhsatı sizin üzerine değilse vekaletname alın vekaletname adak gibi yerlerden alınıyor yani notara gitmenize gerek yok oturma müsaadesiniz bittiyse muhakkak gidin olduğunuz belediyeden bir beşayinigung isteyin yanınıza bir beşayinigung ve pasaport ile gidebilirsiniz o zaman da sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar şimdiden yola çıkacak arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.